Merhaba arkadaşlar, Almanca Kolay'a hoş geldiniz. Ben Almanca öğretmeni Erhan Özdemir. Dersimizin konusu felç yapısı arkadaşlar. Hazırsanız dersimiz başlasın. Arkadaşlar, felç yapısı şayet anlamına geliyor. Ne kadar kolay olduğunu gelin hep birlikte bir inceleyelim. Şimdi ilk örneğe baktığımızda arkadaşlar, Sie haben bereits das Essen beendet. Öncelikle bir anlamlandıralım. Das Essen yemek, değil mi arkadaşlar? Bereits hazır, daha yeni anlamına geliyor arkadaşlar. Birebir bereits hazır demek. Bereits beendet, beenden bitirmek demek. Yemeği hazır bitirdiniz. Yani daha yeni bitirdiniz gibi de düşünülebilir. İkinci cümle ne diyor? Sie legen die Serviette neben den Teller. Die Serviette arkadaşlar, bu ne oluyor? Yemek yerken getiremedim şimdi yani işin. Servisin yanında bulunan peçete tabii ki. Peçete oluyor. Şimdi die Serviette peçete neben den Teller tabağın yanına dediğimizde insan tabii dilden dile geçiş yaptığında haliyle böyle sendeleyebiliyor arkadaşlar. Der Teller tabak demek. Neben den Teller tabağın yanına, liegen de arkadaşlar yatay vaziyette koymak. Yani peçeteyi tabağın yanına koyun demeye getiriyor cümle. Şimdi biz bu iki cümleyi nasıl bir araya getireceğiz? Falz ile bir araya getireceğiz ve diyeceğiz ki yemeği bitirir bitirmez, değil mi? Ne yapın diyor? Peçeteyi tabağınızın yanına koyun diyor. Şimdi ne yapacağız? Falz ile başlayabileceğimiz gibi falz yapısını iki cümlenin ortasına da getirebiliriz. Falz ile başladığımızda ne yapıyoruz? Bir bakalım arkadaşlar. Falz sie das Essen bereits beendet haben. Bakın ne olmuş? Falz ile başladığında demek ki buradaki eylemimiz ne? Tabii şuna da dikkat etmemiz lazım arkadaşlar. İlk cümlede bir perfect zaman var. Beenden, tamamlamak, bitirmek, sonlandırmak anlamında. Ancak biz bunu perfect zamana taşıdığımızda haben beendet şeklinde ele alıyoruz. Şimdi biz bunu falz şeklinde yorumlayacak olursak yemeği bitirir bitirmez. Bu durumda bitirir bitirmez, yani buradaki eylem beendet haben ne oluyor arkadaşlar? Cümlenin sonuna gidiyor. Yani o ilgili cümlenin virgülden önce sonuna gidiyor. Bakın beendet haben ile ne olmuş? Sona gitmiş. Bu durumda falls sie das Essen bereits beendet haben. Bakın buraya virgülümüzü koyduk. Şimdi ikinci cümleye bakıyoruz. İkinci cümle ne diyor? Sie legen die Serviette neben den Teller. Peçeteyi tabağın yanına koyun diyeceğiz. Bu durumda bakın ne oluyor? Virgülden sonra ikinci cümle eylemle başlıyor. Neymiş eylem? Legen, değil mi? Koymak. Legen, az önce söylemiş olduğum gibi yatay vaziyette koymak. Bu durumda legen Sie die Serviette, peçeteyi nereye koyun diyor. Neben den Teller, tabağın yanına koyun. Bu durumda ne oluyor arkadaşlar? Şayet yemeği bitirir bitirmez, değil mi? Tabii şayet olarak birebir çevriliyor ama güzel Türkçe'de biz bunu şayet değil de ne deriz? Yemeğinizi bitirir bitirmez, değil mi? Bitirdikten sonra ne yapın? Peçeteyi tabağın yanına koyun şeklinde ifade ediyoruz. Bunu ifade ederken demek ki falz'dan destek alıyoruz, öyle diyelim. Bu durumda falz sie das Essen bereits beendet haben, legen Sie die Serviette neben den Teller diyormuşuz. Burada arkadaşlar önemli olan şey şu: cümle öğeleri. Bu cümle öğelerin mutlaka yerli yerinde olması gerekiyor ki doğru bir cümle kuralım. Anlamlı bir cümle kuralım. Çünkü diğer türlü salata gibi olur. Anlamsız bir şey olur arkadaşlar. Şimdi ben falz ile kurdum. Falz yapısını iki cümlenin arasına getirdiğimde ne yaparım? Şimdi diyeceğim ki legen Sie die Serviette neben den Teller. Ne diyor arkadaşlar? Burada bir imperatiflik var. Farkında mısınız? Bir emir gibi bir gidişat var cümlede. Çünkü niye? Eylemle başlıyor. Legen Sie die Serviette neben den Teller. Tabağın yanına koyun. Neyi? Peçeteyi. Bakın virgülümle devam ediyor cümle. Falls Sie das Essen bereits beendet haben. Bakın ne oldu arkadaşlar? Legen Sie die Serviette neben den Teller yapısını ne yapmıştık? Virgülden önce
düzeltiyorum sonra getirmiştik değil mi? Bakın bu yapıyı bu sefer ne yaptık? Cümlenin başına taşıdık ve felt yapısını, baştaki felt yapısını ne yaptık? Virgülden sonraya taşıdık. Ve herhangi bir cümle öğesinde ya da öğelerinde bir ne oldu? Bir yer değişikliği olmadı. Bu durumda legen Sie die Serviette neben den Teller, falls Sie das Essen bereits beendet haben. Aynı anlam arkadaşlar. Herhangi bir devrik durum söz konusu değil. Burada ne demiş oluyoruz? Peçeteyi tabağın yanına koyun. Şayet yemeği bitirdiyseniz demiş oluyoruz. Tabii güzel Türkçemizde biz bunu bu şekilde ifade ettiğimizde sanki bir devrik cümle varmış gibi gelebilir, değil mi? Olabiliyor Türkçede. Ancak Almanca'da iki türlü ifade edebiliyorum. Demek ki ne yapabiliyormuşuz arkadaşlar? Cümleyi falz ile başlatabiliyorum ya da falz yapısını iki cümlenin ortasına ne yapabiliyorum? Yerleştirebiliyorum. Dilerseniz bu öğrendiklerimizin şöyle bir üstünden tekrar bir geçelim. İlk cümlede demek ki Sie haben bereits das Essen beendet. Siz yemeğinizi henüz bitirdiniz, daha yeni bitirdiniz anlamı doğuyor. Bereit, hazır demek. Ancak bereit, beendet, haben denildiğinde yeni bitirdiniz demiş oluyoruz. İkinci cümle, Sie legen die Serviette neben den Teller. Evet, peçeteyi ne yapıyorsunuz? Tabağın yanına koyuyorsunuz. Peçeteyi ne kadar zorlandım değil mi bulurken? Demek ki die Serviette neymiş? Serviette peçete demekmiş. Şimdi biz bu iki cümleyi bir araya getirdiğimizde falz ile bir araya getiriyoruz. Falls Sie das Essen bereits beendet haben, şayet yemeği bitirdiyseniz, legen Sie die Serviette neben den Teller, peçeteyi tabağın yanına koyun demiş oluyoruz. Burada demek ki ne yapıyoruz arkadaşlar? Cümle öğelerin yerli yerinde olmasına dikkat ediyoruz. Falz yapısını ne yapabiliyoruz aynı zamanda? İki cümlenin ortasına getiriyoruz. Bu durumda ne olacak? Legen Sie die Serviette neben den Teller, falls Sie das Essen bereits beendet haben demiş oluyoruz. Dilerseniz bu cümleleri arkadaşlar doğru telaffuzuyla tekrarlayalım. Sie haben bereits das Essen beendet. Sie haben bereits das Essen beendet. Sie legen die Serviette neben den Teller. Sie legen die Serviette neben den Teller. Falls Sie das Essen bereits beendet haben, legen Sie die Serviette neben den Teller. Falls Sie das Essen bereits beendet haben, legen Sie die Serviette neben den Teller. Legen Sie die Serviette neben den Teller, falls Sie das Essen bereits beendet haben. Legen Sie die Serviette neben den Teller, falls Sie das Essen bereits beendet haben. Sonraki örneğimize devam edelim arkadaşlar. Sie sollten die Besteckreihenfolge beachten. Evet arkadaşlar, die Besteckreihenfolge, burada çatallar, işte ne olabilir, bıçaklar, bunların tamamına biz ne diyoruz? Das Besteck, die Besteckreihenfolge, sıralaması. Demek ki bu gümüş takımı diyeyim anlaşılır olsun diye. Bunların sıralamasına dikkat etmeniz gerekiyor diyecek olursak. Dikkat etmek beachten demek arkadaşlar. Ne yapmanız gerekiyor? Bakın burada bir tavsiye var. Sie sollten die Besteckreihenfolge beachten. Demek ki bu çatal takımının değil mi sıralamasına dikkat edin demeye getiriyor. Şimdi ikinci cümleye baktığımızda Sie bekommen mehrere Gänge. Die Gänge'den kasıt arkadaşlar tabaklar oluyor. İşte ne olabilir? İşte başlangıç, sıcak, ara sıcak, değil mi? Tatlı tabağı gibi. Bu geçişlere, aslında güzel Türkçe'de de öyle deriz değil mi? Geçiş deriz. Almanca'da da buna Gänge diyoruz. Mehrere Gänge'den kasıt çok geçişler. Dolayısıyla burada bizden istenen şey ne? Falz ile iki cümleyi bir araya getirmemiz. Bu durumda biz ne diyeceğiz arkadaşlar? Sie sollten die Besteckreihenfolge beachten. Bu takım değil mi? Bu çatal takım takımına dikkat etmemiz gerekiyor. Çok geçişler çok geçiş verildiğinde. Çünkü bekommen arkadaşlar verilmek, elde etmek, hediye almak gibi. Dolayısıyla çok çeşitli tabak olduğunda, çok geçiş olduğunda şeklinde çevrilebilir Türkçe'ye. Şimdi biz bu iki cümleyi bir araya getirdiğimizde
Fals yapısını iki cümlenin ortasına getirdiğimizde bakın baştaki cümleyi aynen taşıyacağız. Diyeceğiz ki Sie sollten die Besteckreihenfolge beachten. Evet, sıralamaya dikkat etmeniz gerekiyor. Falls Sie mehrere Gänge bekommen, şayet çok geçişler varsa, değil mi? Şayet işte ne demek istediğimi anlatabildim umarım. Çok çeşitli geçişler olduğunda demek ki sıralamaya dikkat etmeniz gerekir diyor. Bakın burada falls yapısında falls iki cümlenin ortasındaysa arkadaşlar demek ki eylemimiz nereye gidiyor? Cümlenin sonuna gitmiş oluyor. Biz tabii falls ile de başlayabilirdik. Bu durumda ne olurdu arkadaşlar? Falls sie mehrere Gänge bekommen, şayet çok geçişler oluyorsa sollten Sie die Besteckreihenfolge beachten, sıralamaya dikkat etmeniz gerekir diye güzel Türkçemize çevirebiliriz. Dilerseniz şu cümlelerin bir üstünden bir geçelim arkadaşlar. Demek ki ilk cümle ne diyor? Sie sollten die Besteckreihenfolge beachten, sıralamaya dikkat etmelisiniz, değil mi? Bu takımın sıralamasına dikkat etmeniz gerekir diye bir tavsiye. Çünkü zaten şeklinde değil mi ele alındığında hatırlayın ne demiştik arkadaşlar? Bu bir tavsiye niteliğindeydi, değil mi? İkinci cümleye baktığımızda Sie bekommen mehrere Gänge, birçok geçiş alacaksınız ya da birçok geçiş olacaktır demeye getiriyor aslında cümle, değil mi? Türkçe'ye çevirdiğimizde. Şimdi biz bu iki cümleyi bir araya getiriyoruz. Falls ile bir araya getiriyoruz. Falls yapısı iki cümlenin ortasındaysa Sie sollten die Besteckreihenfolge beachten, falls Sie mehrere Gänge bekommen diyoruz. Ya da falls Sie mehrere Gänge bekommen, virgülümü getirdim, sollten Sie die Besteckreihenfolge beachten demiş oluyoruz. Dilerseniz bu cümleleri arkadaşlar doğru telaffuzuyla tekrarlayalım. Sie sollten die Besteckreihenfolge beachten. Sie sollten die Besteckreihenfolge beachten. Sie bekommen mehrere Gänge. Sie bekommen mehrere Gänge. Sie sollten die Besteckreihenfolge beachten, falls Sie mehrere Gänge bekommen. Sie sollten die Besteckreihenfolge beachten, falls Sie mehrere Gänge bekommen. Falls Sie mehrere Gänge bekommen, sollten Sie die Besteckreihenfolge beachten. Falls Sie mehrere Gänge bekommen, sollten Sie die Besteckreihenfolge beachten. Üçüncü örneğimizle devam edelim arkadaşlar. Der Gastgeber möchte eine Rede halten cümlesini görüyoruz. Der Gastgeber, ev sahibi demek arkadaşlar. Eine Rede halten, bakın bu bir kalıp. Ne yapmak? Bir konuşma yapmak dediğimizde demek ki eine Rede halten diyoruz. Demek ki ev sahibi bir konuşma yapmak istiyor derken der Gastgeber möchte eine Rede halten dememiz gerekiyor. İkinci cümleye bakalım. Sie sollten das Gespräch mit Ihrem Tischnachbarn unterbrechen. Bu cümlede ne diyor bize arkadaşlar? Das Gespräch, diyalog, konuşma. Mit Ihrem Tischnachbarn. Nachbarn neydi arkadaşlar? Komşu. Yani yanımızdaki kişi, değil mi? Yemekte oturduğumuz yanımızdaki kişi demek ki bizim Tischnachbar olarak tabir ettiğimiz yanımızdaki kişi oluyor. Unterbrechen, bu da bölmek, kesmek demek. Şimdi falls ile yani öncelikle ikinci cümleye baktığımızda demek ki ne demek istiyor? Bu bir tavsiye arkadaşlar. Diyor ki yanınızdaki kişiyle konuşmayı kesin. Unterbrechen demek ki kesmek demek arkadaşlar. Bölmek, kesmek anlamında unterbrechen. Şimdi diyeceğiz ki falls ile şayet ev sahibi bir konuşma yapmak isterse bu durumda ne yapın? Diyaloğu yanınızdaki kişiyle kesin. Bu durumda falls der Gastgeber eine Rede halten möchte, sollten Sie das Gespräch mit Ihrem Tischnachbarn unterbrechen. Arkadaşlar burada sollten, bu bir tavsiye olduğu için bu melimalı yapmalısınız. Hani daha uygun düşer gibi bir anlam doğuyor. Yani bu bir tavsiye.
Demek ki falz ile başlayan bir cümlede arkadaşlar, falz der Gastgeber, bakın hemen sonrasında öznemiz olan ev sahibi yani der Gastgeber geldi. Bu durumda falz der Gastgeber eine Rede halten möchte, bakın eylemimiz ne demiştik, cümlenin sonuna gidiyor. Ancak burada eylemden hemen sonra ne olmuş? Möchte modal fiili geliyor, değil mi? Virgülümü getiriyorum ve bir sonraki cümleye baktığımızda tavsiye anlamına gelen sollten var. Bu durumda sollten Sie das Gespräch mit Ihrem Tischnachbarn unterbrechen. Bakın unterbrechen kesmek, değil mi? Yani bu ne yapmamız gerekiyor? Demek ki diyaloğu, sohbeti kesmemiz, bölmemiz gerekiyor anlamındaki unterbrechen. Mastar olarak cümlenin neresine gidiyor? Sonuna gidiyor. Mastar olarak dedik. Neden? Çünkü modal fiil sollten olduğundan dolayı. Öyle değil mi? Bu durumda ne olacak arkadaşlar? Falls der Gastgeber eine Rede halten möchte, virgülümü getirdim, sollten Sie das Gespräch mit Ihrem Tischnachbarn unterbrechen demiş olduk. Bu yapıyı arkadaşlar aynı şekilde koruyup, yani virgülden sonraki bu yapıyı, değil mi, ne yapabilirim? Cümle başına da taşıyabilirim. Bu durumda ne yapacağım arkadaşlar? Eylemim zaten, bakın burada eylem demişim, düzeltiyorum, özlem sie olacak. Bu durumda sie sollten das Gespräch mit ihrem Tischnachbarn unterbrechen. Bakın gayet kurallı bir cümle. Ne diyor? Siz yanınızdaki kişiyle olan diyaloğu kesmelisiniz. Değil mi? Sie sollten das Gespräch mit ihrem Tischnachbarn unterbrechen. Virgülümü koydum. Şayet misafir, değil mi? Düzeltiyorum. Şayet ev sahibi ne yapmak isterse, bir konuşma yapmak isterse diyecek olursak, falls der Gastgeber eine Rede halten möchte ile cümlemi sonlandırdım. Bu durumda Sie sollten das Gespräch mit Ihrem Tischnachbarn unterbrechen, falls der Gastgeber eine Rede halten möchte demiş olduk. Dilerseniz bunların şöyle bir üstünden geçelim arkadaşlar. Demek ki der Gastgeber möchte eine Rede halten. Neymiş arkadaşlar? Ev sahibi bir konuşma yapmak istiyor. İkiye bakıyoruz. Sie sollten das Gespräch mit Ihrem Tischnachbarn unterbrechen. Siz yanınızdaki kişiyle diyaloğu kesmelisiniz. Şimdi biz bu iki cümleyi falls ile, yani şayet anlamına gelen falls ile bir araya getirdiğimizde ne yapacağız? Bakalım. Falls der Gastgeber eine Rede halten möchte, sollten Sie das Gespräch mit Ihrem Tischnachbarn unterbrechen demiş oluyoruz. Ya da Sie sollten das Gespräch mit Ihrem Tischnachbarn unterbrechen, falls der Gastgeber eine Rede halten möchte demiş olduk. Şimdi dilerseniz arkadaşlar bu görmüş olduklarımızı doğru telaffuzuyla tekrarlayalım. Der Gastgeber möchte eine Rede halten. Der Gastgeber möchte eine Rede halten. Sie sollten das Gespräch mit Ihrem Tischnachbarn unterbrechen. Sie sollten das Gespräch mit Ihrem Tischnachbarn unterbrechen. Falls der Gastgeber eine Rede halten möchte, sollten Sie das Gespräch mit Ihrem Tischnachbarn unterbrechen. Falls der Gastgeber eine Rede halten möchte, sollten Sie das Gespräch mit Ihrem Tischnachbarn unterbrechen. Sie sollten das Gespräch mit Ihrem Tischnachbarn unterbrechen, falls der Gastgeber eine Rede halten möchte. Sie sollten das Gespräch mit Ihrem Tischnachbarn unterbrechen, falls der Gastgeber eine Rede halten möchte. Bir dersimizin daha sonuna geldik arkadaşlar. Bu dersimizde falz yapısını görmüş olduk. Sonraki dersimizde görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın. Tschüss.